boyutuyla hem de özellikleriyle fıstık gibi bir kameradan sizlere bahsedeceğim. Yalnız bundan önce FPV hobimdeki kamera tecrübelerinden biraz bahsetmek istiyorum. İlk başladığım zamanlar DJI Osmo Action'da başlamıştım ve çevremden tepkiler alıyordum. İşte sen deli misin, işte ilk başlangıçta Osmo Action'da başlanılır mı gibi tepkiler alıyordum ki haklıydılar. Yalnız ben FPV hobisi için çok fazla bütçe harcadığım için ekstra kamera alma ihtiyacı duymadım. Hali hazırda olan Osmo Action'ımla bu hobiyi devam ettirmek istedim. Bir gün uçuşum sırasında bir demir parmakla aradan geçmek isterken kafadan çarptım. Bunun sonucunda direkt ilk temas noktasının Osmo Action olduğunu gördüm. Gittiğim zaman ise Osmo Action'ın dış plakasının ayrı eğildiğini gördüm. Evde incelediğimde ise Osmo Action'ın ne kadar sağlam bir malzemeden yapıldığını ve dış bu plastik plakanın altında çelik bir plaka olduğunu gördüm. Bu plakayı penseyle bile bükemiyorsunuz. Aşırı sağlam bir plaka. Çarpmanın şiddetini siz düşünün. Çarpma neticesinde anakart zarar görmüş ve kamera kullanılmaz hale gelmişti. Sonra internette forum sayfalarında ve Facebook'ta takılırken bu ürünün yedek parçasının olmadığını gördüm. Bu durum beni çok üzdü. Kameram direkt çöp olmuştu. Facebook'ta da bir kullanıcının kamerasının arızalandığını gördüm. Kendisiyle iletişime geçtim. Ve ondan bu bozuk Osmo Action'ı satın aldım. Daha sonra iki Osmo Action'dan bir tane Osmo Action çıkardım ve tekrar yoluma Osmo Action'la devam ettim arkadaşlar. Ve sonrasında bir gün tekrar macera ararken bir kartalın peşine takıldım. Ve kendi hatam sonucunda boş sürülmüş bir tarlaya drone ile ters düştüm. İlk sevindiğim nokta şuydu, tarlanın sürülmüş olması. Hasarın az olabileceğini düşündüm. Tabi bendeki şans şu şekilde bir kayanın üzerine ters düştüğünü gördüm. Sonucunda bu Osmo Action'ım da kırılmıştı. Bu sefer madem dedim ben aksiyonlu uçuşlar yapıyorum. Bir tane Orca kamera aldım. Hedix firmasının Orca'sını aldım. Beni ilk geldiğinde şaşırtan şey boyutu oldu. Boyutu çok küçüktü. Çok hoşuma gitmişti. Ve hafifti bir cihazdı. Daha sonra kullandığımda ise hiç memnun kalmadım. Çünkü stabilizasyon sıfır arkadaşlar. Hani stabilizasyon hiç yok. Ben Osmo Action'da bütün manevralara rağmen, işte hasarlı pervanelere rağmen stabilizasyonu hiç bozmadığını, kameraya bu durumların hiç yansımadığını görmüştüm. Ama bunda tam tersi. Özellikle şu şekilde drone'a süzüldüğünüzde ve tekrar gaz verdiğinizde o vibrasyonu olduğu gibi kameraya yansıtıyor. Bir diğer nokta da şarj problemiydi. Mesela bazen gittiğimiz zaman kendi kendine bug'a giriyordu, ısınıyordu, şarjı bitiyordu. İşte kayda basıyorsunuz başlamıyor. Bunun gibi sıkıntılar yaşadım. Açıkçası gittiğim her uçuşta yani bir kayıt bile alamıyordum. Bazen bir elim boş dönüyordu. Boşa gitmiş gibi oluyordu. O yüzden ben bunu kullanmamaya karar verdim. Kedix Pinout ürününü sipariş verdim. Kamera da bu. Yalnız bunu sipariş vermeden önce FPV'de çevredeki diğer FPV pilotların tecrübesine göre Insta 360 Go 2'nin çok iyi olduğunu biliyordum. Fiyat olarak da uygun bir cihaz olduğunu biliyordum. Tam onu sipariş vereceğim esnada Kedix Pinout'u keşfettim. Bu da Insta 360 Go 2'nin birebir kopyası. Kedix firması tarafından Insta 360 ile birlikte geliştirilmiş. En güzel yanı ise üzerine bir ekstradan modül koymuşlar. Bu modül sayesinde drone'unuzun kontrol kartı üzerinde bir TX portuna giriş yapıyorsunuz. Ve bir switch yardımıyla şekilde söyleyeyim. Tıpkı DJI'de olduğu gibi. Buradan bir switch ile atadığınız bir switch yardımıyla kaydı başlatabiliyorsunuz. Bu 360 Go 2'den herkes aşırı memnun. Onu söyleyeyim. Kısaca şöyle bir açtığımızdan şöyle açalım. Üzerinde ekranı yok. Buna rağmen şu şekilde bir silme bezi koymuşlar. Herhalde bu fabrikada vardı. İçine koyalım gitsin mi dediler. Şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz drone'un kontrol kartına girebileceğiniz kablo. Bu şekilde. Arkadaşlar gerçekten fıstık boyutunda küçük bir kamera. Malzeme kalitesi bir inovasyon şirketine göre çok iyi. Tabi bunda Insta 360'ın bence bir etkisi var. Çünkü Kedix'in ilk ürettiği kamerayı da görüyoruz yani şu plastik. En ufak darbede eziliyor. Buna bakarsanız bayağı sağlam. Güzel yani. Parasını hak ediyor gibi duruyor. Aletten bir tane mont çıkıyor içinde. Şu şekilde. Çok
koruyucu değil. 3D baskıdan bastırmanız lazım. Bu şekilde Type-C bağlantısı için bir aparat çıkıyor. İki tane ND filtre var. ND8 ve ND16. Ben genelde aksiyon uçuşlar yaptığım için filtreleri çok kullanmıyorum ama benim için de hediye gibi oldu. Güzel oldu. Kameranın herhangi bir fiziksel bağlantısı yok. Mıknatıslı şu şekilde bir bağlantı aparatı yapmışlar. Bu şekilde kilitleniyor. Şuraya Type-C'yi takıyorsunuz. Evde hazırlı durabilir. Geldiğiniz zaman direkt bağlantı yapabilirsiniz. Diğer drone'a bağladığınız aparatın ise mıknatıslı olması çok güzel. Çünkü herhangi bir darbe anında kamera fırlayıp gidiyor. Kaza anında vesaire. Bu açıdan güzel. Yani fırladığı zaman en azından kabloları söküp atmaz. Yani kontrol kartının üzerindeki o lehimleri kopartmaz. Bu o açıdan güzel bir özellik. Onun haricinde 5 volt bağlantısı da var. Hani buradan kamerada uçuş sırasında ana bataryadan güç desteği alacaktır. Bu da güzel. Olmasa bile 30 dakika şarj süresi var. Hani normalde kullanabilirsiniz. Onun haricinde 1440p'ye 50 fps. Bu yeterli diye düşünüyorum. Sonuçta 4K, 6K olmasa da yani hepimiz sosyal medyada paylaşıyoruz. Bunun için yeterli. 4K, 6K çekseniz de Instagram'da paylaşmasınız. Zor oldu yani. Böyle söyleyeyim. 30 dakika şarj süresi olduğunu söylemiştim. Stabilizasyon genel anlamda pilotlar arasında beğeniliyor. Stabilizasyonu iyi. Dahili ve harici power'la besleyebiliyorsunuz. Uzaktan kontrol, 10 metre Wi-Fi özelliği var. Zaten kullanırken ayrı bir uygulaması yok. Insta360'ın kendi uygulamasını kullanıyorsunuz. Bu da güzel. İşte edit programının olduğundan bahsediyor. Slow motion ve hyperlapse özellikleri var. Kamera güzel. Yani deneyip göreceğiz. Bağlantılarını da videosunu ayrıca çekeceğim. Kameradaki ilk izlenimler güzel. Tecrübelerimi de zamanla paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular olursa da yorum kısmında bana iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.